Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Zaten başlıktan da anladığınız gibi bugün şu başımızın belası kızılar hakkında konuşacağız. Uzun süredir denediğim bir yöntem. Ama başlamadan önce ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Evet, şimdi başlayalım yavaştan o zaman. Şöyle arkadaşlar, ben uzun zamandır aslında gıdadan müzdarip bir insanım. Hatta eskiden çok çok daha belirgin şekilde bir gıdım vardı ama zayıflayınca tabii birazcık yok oldu bu. Uzun süredir aslında bu Jevline'i yaptırmayı düşünüyordum ama Jevline'da da öğrendiğim kadarıyla şuralara bir, yani gıdılar çene yapımızdan dolayı aslında çene yapımızdan dolayı ya da şuradaki kaslarımızın fazla gelişmemiş olmasından dolayı örtemiyor. O yüzden de gıdılarımız ortaya çıkıyor. Ya da çenemizin şu bölümü kısaysa gıdılarımızı saklayamıyor. Bu yüzden ortaya çıkıyor. Jevline'da da bildiğiniz gibi şurayı uzatıyorlar, uzatma yapıyorlar ya da buradaki kemiğimizin olduğu bölüme dolgu yaparak uzatarak gıdıyı saklama işlemi yapıyorlar. Ben de uzun zamandır bu yöntemi deniyorum arkadaşlar. Yani yaklaşık bir ay önce görmüştüm, bir videoda izlemiştim. Açıkçası bana çok etki etti ve bu hareketi televizyon izlerken, otururken, arkadaşlarınızla sohbet ederken, kafedeyken, yani her yerde yapabileceğiniz bir hareket. Aklınıza geldiğinde her zaman sık sık yapabileceğiniz bir hareket. Ben de bir aydır yapıyorum. Zaten bir önceki videolarıma bakarsanız yani çevremdeki herkes de bunu söylüyor. Yüzünde bir değişiklik var diyorlar. Evet, gerçekten de bunu ben de fark ettim. Bayağı bunun saklandığını, kaybolduğunu fark ettim. Size söyleyeceğim hareket de dediğim gibi şuradaki kaslarınızı güçlendirerek gıdıyı bir nebze olsun saklıyor. Tabii ki %100 bu çözüm değil ama çok işe yarar bir yöntem. Onun dışında birçok egzersizler, hareketler denedim ama bence en faydalısı bu oldu. Yani bu gerçekten işe yaradı. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Bu hareketi kesinlikle yapabilirsiniz. Yani iki tane hareket göstereceğim size. İkisi de çok etkili. Bir tanesi gıdımızı saklamak için, diğeri de bu boyun ve çeneyi toparlayıcı etkisi var. Yani zamana karşı işte sarkmalara, ona buna vesaire toparlayıcı ve gerginleştirici etkisi var. İkisini de yapabilirsiniz. İlk hareketimiz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi dilimizi üst tamağımıza, bu dişlerimizin bitimi olduğu yere yerleştiriyoruz. Ve daha sonra dilimizle oraya baskı uyguluyoruz. Şu şekilde bakın. Evet. Bu şekilde baskı uyguluyoruz. Ama hareket sadece bu değil. Baş parmağımızı şuraya getiriyoruz bu hareketi yaparken. Bakın şu şekilde. Yani baş parmağımız sanki burada bir ağırlık çalışması olacak. Gıdımız bu baş parmağını ittirecek arkadaşlar bu hareketi yaparken şöyle. Gördüğünüz gibi sanki burada bir ağırlık çalışması oluyor. Bu baş parmağımızı buraya yerleştirdiğimiz zaman bu baş parmağımızla dilimizle içeriden kuvvet uyguladığımızda baş parmağımızı ittirip ittirip çekiyor, ittirip ittirip çekiyor. Burada da sanki bir kas çalışması oluyor gibi oluyor. Buradaki kemiklerimizi geliştirmede faydalı. Bu hareketi her zaman yapabilirsiniz dediğim gibi. Ama bu hareket hani sadece dili oraya koyup yapmayla etkili olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Ama bence şu formül bunun baş parmağın buraya gelmesinde arkadaşlar. Baş parmak buraya geldiğinde gerçekten de çok etkili oluyor. Eğer siz de deneyebilirseniz zaten 10 gün içerisinde muazzam, gerçekten gözle görülür bir fark olmaya başladığını hissedeceksiniz. 10 gün düzenli ne kadar süre yapıyorsunuz? İşte bu dilinizin ağrımaya başladığını hissettiğiniz zaman bırakabilirsiniz. Günde 3 set olarak yapıyorum bunu, sabah öğle akşam olarak. Siz daha sık da yapabilirsiniz. Ama 10 gün içerisinde gerçekten gözle görülür bir fark göreceksiniz. Siz de deneyip videomun altına mutlaka yazın. Yani bunu hep birlikte
Bakalım gerçekten etki ediyor mu yoksa bu bana mı öyle geldi, ama bence kesinlikle etki ediyor. Bir diğer hareketimiz de kepçük hareketi. Kepçük hareketi derken arkadaşlar şu adını ben koydum. Bu harekette de şu şekilde yapıyoruz. Size göstereceğim şimdi. Öncelikle düz duruyorsunuz. Alt çene öne geliyor. Şu şekilde alt çeneyi öne atıyorsunuz. Kafanızı yukarı kaldırıp bunu yapıyorsunuz. Zaten fark ediyor olacaksınız. Bu gıdı çevresine çok muazzam bir toparlayıcı etkisi var. Buradaki kaslarınız ağrımaya başlıyor ve boyun bölgesinde çok etkili. O yüzden bu iki hareketi gıdı eritmede kullanabilirsiniz ve gerçekten çok faydalı. Bu tavana doğru dönüp yaptığımız hareket ikinci hareket olarak söylüyorum size bunu, ama ilk hareket banko şu hareketti. Bu hareket çok etkili arkadaşlar. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve gıdılara son veriyoruz bu şekilde. Evet, dediğim gibi gerçekten çok merak ediyorum. Sizler de deneyip videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Benim size anlatacaklarım gıda eritme ile ilgili bugünlük bu kadardı. Jeline yaptırmadan önce bu yöntemi deneyebilirsiniz. En azından sizler için bir nebze bu toparlayıcı etkisini verir. Hani çok aşırı bir gıdınız yoksa bu hareketi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve haftada 2-3 gün artık canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Katılırsanız hep birlikte kaynaşırız, biraz sohbet ederiz. Hakkında merak ettikleriniz varsa orada da cevaplayabilirim. Çünkü yorumlara yetişemiyorum. Yani epey bir soru var. O yüzden canlı yayın yapmam iyi olur diye düşündüm. Haftada 2-3 gün olarak canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız canlı yayınlarıma da katılabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu günler.